Evet, herkese merhabalar. Kur değişimi ile beraber beklediğimiz yeni zamlar sonunda uygulanmaya başladı. Aslında sonunda kötü bir tabir oldu burada ama maalesef sonunda yani başladı. Çok kısa bir zaman içinde hemen fiyatlar güncellendi. Diğer markalar da muhtemelen güncellenmeye gidecektir. Burada ilk adımı Seat'tan görüyoruz. Tüm modellerde bir artış var. Fakat Leo'nun bildiğiniz üzere %50 ÖTV diliminde olan modellerine insanlar çok beğeniyor ve bekliyordu. Bunların %80'e çıkmış olması gerçekten üzücü. Bir sıfırlık modele baktığımız zaman TSI modeli, hibrit modeli olmayan style paketiyle beraber gelen model 217.000 TL olduğunu görüyoruz. Önceden 209.000 TL'ydi. Şu anda 217.000 TL'ye 8.000 TL'lik bir artış göstermiş diyebilirim. En üzücü olanlardan biri ise ETSI 1.0'lık Style Plus ve 1.5'li 130 beygirlik FR modeli. Bu paketler 231.000 TL ÖTV tam sınırında tutluyordu. Tabii çok hafif bir artışla beraber net fiyatın artışı ile beraber hemen 100 ÖTV dilimine çıkmış durumda. Yani gördüğünüz üzere 135.000 TL'lik net fiyatın üzerine 108.000 TL'lik önce ÖTV toplam fiyatının da 43.000 TL'lik bir KDV eklendiği zaman aracın fiyatı 289.000 TL'ye maalesef ki çıkmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Geçen günlerde göstermiş olduğum size 1.5 TSI 150 beygirlik DSG ve cam tavanlı model için yani ne desem şu an pek bilmiyorum Octavia'nın bile 1.5 Premium modelinin 340 bin bandın olduğu bu dönemdeki onlar şu anda güncellenmedi fiyatları. Ben 1.5 ETSI FR cam tavanlı 150 beygirlik bir modelin DSG'li şanzıman. Yani çok iyimser veriyorum bence ama 350 bin TL'den geleceğini düşünüyorum. Haziran gibi gelecekmiş bunu da buradan bilgilendirmiş olayım. Bu bence iyimser bir şu an tahmin gibi görünüyor. Çünkü baktığınız zaman r 1.5 bir Golf'ün cam tavanı gibi aldığınız zaman 410 bin TL'leri şu anda alıyorsunuz. Yani 350'de belki biraz daha 360 370 diyebiliriz. Bu fiyatlar cidden birazcık can yakıyor diyebilirim. Bir sonraki araca bakalım isterseniz. Bir sonraki aracımız ise benim çok beğendiğim, genel olarak çok önerdiğim bir araç olan ATK Ben şeklini ve duruşunu, iç mekanı çok sportif bulduğum bir araç olduğu için çok öneriyorum bu aracı bana soranlara. Bundaki fiyat bağlanına baktığımız zaman tekrar eski fiyata geldiğini söyleyebiliriz. 353 bin TL. 325 bin TL civarlarına bu aracı satıyorlardı liste fiyatı olarak. Bayi'ye gidip konuştuğumuz zaman cam tavansız tabii ki bu arada. 310 bin liralara kadar alabilen vardı. Cam tavanlı fiyatları da yani 340-350 civarındaydı. Maalesef gelen zamla beraber cam tavansız hali 353 bin TL olarak görünüyor. Cam tavanlısı ne olacak bilemiyorum maalesef. Bakalım bu araçta herhangi bir indirim olacak mı? Olursa da zaten sizlere videolarından bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir sonrakine bakalım isterseniz. Evet küçük sınıfın göz bebeklerine olan Ibiza'mız da maalesef fiyatta bir artışa gitti. Genel olarak ben bu aracı fiyat performans olarak çok beğeniyordum. Ama işte fiyatlar öyle demiyor. Ibiza'ya baktığımız zaman iki motor seçeneği görüyoruz. Bir tanesi turbolu bir tanesi turbosuz. Evo olarak geçen 80 beygirlik olan turbosuz model. Bunun fiyatı 161.000 TL olarak şu an görünüyor. 146.000 TL'lere kadar bu aracı satın alabiliyordunuz. Turbolu'ya baktığımız zaman ise 191.900 TL olarak şu anda görünüyor. Bu aracın önceki liste fiyatı da 185.000 TL'di. Burada da bir 6.000 liralık artış görebiliyoruz. Ben bugün fiyatlar değişir değişmez bir yetkili satıcıyı aradım ve fiyatların güncellendiğini söylediler. Yani bekliyordum ki biraz daha zaman geçsin ellerindeki stokları bitirip öyle zam koysunlar ama nedense hemen zam konulmuş. İndirim geldiği zaman önce stokları bitirip sonra zam geliyor. Bu şekilde olması açıkçası birazcık can sıkıyor diyebilirim. Evet son olarak da karşımızda Arona var. Yine fiyat performansta bayağı bir iyi bir model olduğunu söyleyebilirim Arona'nın. Fiyat performans açısından gerçekten tutulan bir model olduğunu söyleyebilirim. Burada baktığımızda Arona'ya çok fazla fiyat farkının yansımadığını görebiliyoruz. Seat bu aracı %50'lik ÖTV dilimine tutmaya çalışmış. 1.0 litrelik Eco TSI, 110 beygir DSG, Excellence ve FR modellerinde 231.000 TL'de kaldığını söyleyebiliriz. Burada muhtemelen kendi net fiyatlarından düşürmüşler. Yani herhangi bir şekilde zam gelmesin, bir üst vergi çıkmasın diye muhtemelen kendi kar marjlarından düşürdüklerini ben düşünüyorum. Onun haricinde yeni eklenen Star Plus donanımlı bir Ateca sahip olmak istiyorsanız 222.000 TL vermeniz gerekiyor. Bu da 218.000 TL'di. Burada da 4.000 TL'lik bir zam görebiliyoruz. Yani böyle baktığımız zaman zamla etkilenmeyen modeller şu anda FRV Excellence olarak geliyor. Açıkçası ben gidip baktım. Scooter'ında herhangi bir zam olmamış. Scooter'ın da düşünen varsa seyahatin Scooter'ında da herhangi bir şekilde fiyat farkı olmamış. Zaten bir tek artık onlar etkilenmiyor. Böyle bir şey de söylemek istedim. Siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların hepsini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.